kronik hastalıklarda beyin ve beden ilişkisi. Evet, özetleyelim biraz. Biz hızlı gitmeye çalışıyoruz dostlar. Aklınızda kalsın birer cümle diye. Evet. Şimdi ne dedik? Hipotalamo hipofizer sistem. Bunu hekimler çok iyi bilir. Yani bu hani hipofiz bezimiz, hormonlarımız falan var ya. Evet. Hormonları yöneten bir böyle komuta merkezi var beynimizde. İşte bu alan hep duygularla ilişkili. O yüzden mesela adet düzensizliği vesaire, işte prolaktin yüksekliği, şu bu. Bunlar aslında çok önemli bir şekilde bizim duygularımızla, yani limbik sistemle ilişkili. Bu bir. İki, aslında duygusal travmalar açısından da çok önemli bir şey limbik sistem. Biliyorsunuz yani özellikle hipnoz yapan hekimler olarak biz zamanında çocukluk döneminde yaşanmış travmaları çıkarıp onları çözümleyip kişinin bu negatif olumsuz frekansları vücuduna yaymasını engelliyoruz aslında. Böylece kendi kendini iyileştirmesini sağlıyoruz, değil mi? Tabii ki. Hocam, sizin de deneyimleriniz vardır bunlarda. Yaptığımız bu. Özellikle bu travmaları siliyoruz, değil mi? Yani tam silemesek bile, yani o travmayı gösterip, bak orada bir travma var, bu seni üzmüştü, artık yok. Evet. Çok geçmişte silmek kaldı. Silmek demek bu demek aslında. Ha. Algıyı değiştiriyoruz. Evet, algıyı yani değiştiriyoruz. Algı var, kabul ediyoruz ama bakış açısını değiştiriyoruz biz. Aynen öyle. Diğer bir konuda bağışıklık sistemi ve duygularla. Şimdi kitabın bir bölümü de bağışıklık sistemi, bunu anlatıyor. Çok gerçekten güzel. Bağışıklık sistemi demek mutluluk bilimi demek. Yani mutlu insan öyle kolay kolay hastalanmıyor. Evet. Ya ancak başına taş falan düşecek, değil mi? Yani, kendine zarar verecek. Kendine zarar verecek. Zorla hastalandırabilir insan kendini ama mutlu insan kolay kolay hastalanmıyor. Ve özellikle hipnoz ve meditasyonun etki alanlarını biz MR'da görüyoruz. Fonksiyonel görüntülemede görüyoruz. Dolayısıyla bu konu tamamen bilimsel, matematiksel bir bilgi. Ve ben de zaten bunu gördükten sonra bunu öğrenmeye, uzun süren bir eğitimle bunu anlamaya ve hastalarımı uygulamaya başladım. Çok güzel. Ve ilginç bir şekilde biliyoruz ki hipnozumuz demek aslında bizim kendi zihinsel gerçekliğimiz. Yani bizim hayata bakış açımız aslında hipnozumuz, değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Zaten biz çoğu zaman şöyle de söylüyoruz. Siz çocukluk döneminde kendinize yanlış bir hipnoz bilerek bilmeyerek yapmıştınız. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bizim yaptığımız hipnoz senin kendine yaptığın olumsuz hipnozu düzeltmeye dair. Doğru. Yani gene sen kendini düzelteceksin. Doğru. Aslında yol gösteriyoruz sadece. Evet, herkes kendine iyileşiyor. Tedavi zaten yol göstermeye. Evet. Vücut iyileşecekse iyileşir, iyileşmeyecekse iyileşmez. Evet, evet. İşte beni hipnoz konusunda daha fazla bilimsel ilgimi yöneltiren makale bu makale. Çok ilginç bir makale. İşte buna dayanarak ben diyorum ki hipnozumuz kendi gerçeğimiz. Bakın mesela burada bir deney yapmışlar 1998 yılında PET üzerinde bir deney yapmışlar. Hani baştan anlattığım gama ışını kullanan çeşitli yöntemlerle. PET görüntülemede bu arada radyo izotoplar kullanıyor, glukoz radyo izotopları. Şimdi burada şöyle bir şey yapmışlar, hiç ses dinletmemişler bir denek bir gruba. Ardından çıngırak sesi dinletmişler. Bakın burada bir grafik var. Evet. Sonra sadece sesi düşün demişler. Ve ardından da hipnoz yaparak hiç çıngırak sesi dinlettirmeden, gerçek çıngırak dinlettirmeden sadece hipnozla sen şu anda çıngırak sesi dinliyorsun şeklinde bir telkin vermişler. Evet. Görüntülemeye bakar mısınız? Gerçekten sesi dinlemekle, yok bakın hatta ondan bile fazla, evet, gerçekten bile fazla, neredeyse gerçekten aynı şekilde uyarım olmuş. Görebiliyor musunuz? Ne kadar ilginç. Çok yani iyi. Hipnoz demek aslında gerçeklik algımız demek ve biliyoruz ki biz hep medya tarafından, ailelerimiz tarafından sürekli bir zaten hipnoz altından gidip çıkıyoruz biz. Reklamlar. Reklamlar tam bir hipnoz aracı. Tabii. Dolayısıyla reklamların gerçeği demek bizim beynimizin gerçeği anlamına geliyor. Bu yani, çok önemli bir konu değil mi? İnanılmaz bir şey ya. Hocam biz senden daha uzun programlar da yapacağız. Şimdi şu EEG'yi de bir anlat bize. Vallahi iyice tıbbın dibine girdik değil mi? Herkes unuttu hocam bu işi. İzleyenlere şu an bir yere ayrılmayın. Çok önemli konular. Hızlı anlatmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Evet, EEG dalgaları konusunda isterseniz bazı şeyleri hızlı geçelim. Hızlı geçelim ama bunlar da çok önemli şeyler. Kitabımda var zaten bunlar. Şimdi alfa, beta, teta. Şu anda ben mesela beta modundayım. Yani beynim hızlı hızlı çalışıyor. İzleyicilerin de beyni hızlı hızlı çalışıyor. Ama bu birazcık vücudumuza stres yapan bir olgu. Örneğin ses hipnosan dediğimiz yöntemle biz ses dalgalarını yavaşlatarak, beynimizdeki dalgaları yavaşlatarak teta, alfa dalga moduna getirerek, yani işte buradaki gibi yavaş titreştirerek aslında kendimizi bir anlamda topraklıyoruz. Bakın dünyanın da Schumann dalgaları, Schumann rezonansı dediğimiz bir
dalgalanma ritmi var. Yani dünya da titreşiyor. Ve biz ne zaman gözümüzü kapatırsak, alfa moduna geçersek ne yapıyoruz görüyor musunuz? Alfa modunda 7-13 Hz dediğimiz frekansta titreşirken dikkat edin, dünyanın hersi de aynı. Dolayısıyla dünya ile aslında bağ kuruyoruz biz. Ne kadar önemli değil mi? Ne demiştim ben size? Aynı frekansta olursak iletişim kurarız. Evet. Yani dünya frekansıyla aynı frekansa girdiğimiz için biz meditasyon sırasında aynen hem hipnoz hem de meditasyonda alfa frekansında biz dinleniyoruz, vücudumuzu onarıyoruz. Dolayısıyla meditasyon o yüzden önemli. Çok önemli. Ve o yüzden de sürekli aşırı bir duygu bombardımanı, olumsuz duygular, aşırı stres vesaire bu vücudumuzu yoruyor. Hatta hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. Örneğin zaman zaman savaş anlarında dünyanın frekansının yükseldiği de görmüş. Yani dünya da huzursuzlanıyor. Dünya da sanki yaşayan bir ruh gibi hareket ediyor. Aynen bizim gibi. Ve biz onu hissediyoruz. Dünyanın frekansını da hissediyoruz. Çok önemli. Devam edelim. Sinir ağları ve miyelin kılıfı. Evet. Yani biz bu frekansları hissediyoruz ama aynı zamanda vücudumuza da işte buradaki elektrik kablosuna benzeyen ağlarla aktarıyoruz. Bakın bu da yine biz beyin görüntülemede kullandığımız fraksiyonel anizotropi dediğimiz bir harita. Vücudumuz aynen bir ağacın dalları gibi böyle dallanıp budaklanıp elektriği, frekansları iletiyor. Ve aynı zamanda ben şunu düşünüyorum, duygular da işte bu frekansların dili, yani duygular da aslında bir enerji sistemi, elektrik akımı gibi vücudumuza geçiyor, vücudumuzu yakabiliyor, vücudumuzu büyütüp güzelleştirebiliyor. Dolayısıyla bizler bunun farkında olmalıyız. Duygular ve düşünceler dedik. Bilinç, bilinçaltı. Gelelim buraya. Evet, bu konular o kadar önemli konular ki, yani şimdi kitabımın kapağında bir iki tane kelebek göreceksiniz. Bunun ön beyinde olan kelebeği bizim bekçimiz, yani akıl dediğimiz, bilinç dediğimiz, işte akılcı, kapı görevlisi, aynen bu konuda da bunu kullanıyoruz ya, bekçi. Ve bu bekçi ilginç bir şekilde 10 yaşından önce olmuyor. Dolayısıyla 10 yaşından önce ne girerse bekçi olmaksızın bizim içimizde sakladığımız kütüphanemize, yani bilinçaltımıza giriyor. İşte bilinçaltı kelebeği de arka taraftaki kelebek. Önemli olan bunun uyum içerisinde olması, harmonik olması. Ama eğer bu uyum bozulursa o zaman biz hastalanmaya başlıyoruz. Tabii ki çok konu var. Bu konulara daha sonra gireriz. Bu kadar anlatalım. İnsanda duygu ve beden yönetimi, enerji merkezi. İşte bu limbik sistem o yüzden önemli. Evet. Bunlarla ilgili araştırmak isteyenler araştırsınlar. Tamam, hatta burada bir makale var meslektaşlarıma gönderdiği. Yavaşlatırsak bu zihnimizi epilepsiler azalıyor, hızlandırırsak epilepsiler bile oluşabiliyor. Selektif i̇şte, nöral duyarlılık. Türkçesini söylesek daha iyi olur. Selektif nöral duyarlılık. Evet. Yani bazı beyin alanları daha fazla uyarılıyor. Bunların arasındaki denge çok önemli. Ondan bahsediyoruz. İsterseniz geçebiliriz. Normal insanlarımız için çok önemli değil. Evet. Böyle geçelim. Evet, sonuç olarak bütüncül hekimlik. Evet, sonuç olarak bütüncül hekimlikle birlikte bakmamız en güzeli diye düşünüyorum. Ben bu noktaya ulaştım. Bir radyolog olarak, yani kendi disiplinimde tabii ki ilerlemek çok güzel ama sadece dar bakış açısından değil, bakış alanımı genişleterek, hatta evreni de bunun içerisine alarak, evrenle bağ da kurarak, ne yaptım işte, ne bileyim, dua etmek de evrenle bağ kurmaktır aslında bakarsanız. Ve bizim frekanslarımızı güçlendiren bir tutumdur. Dolayısıyla fizik evreni insan sağlığı açısından yok sayamıyoruz. Yani biz diyebilir miyiz bir hekim olarak evren diye bir şey yoktur, sen ondan etkilenmezsin. Mümkün değil. Böyle bir şey dememiz mümkün değil. Dolayısıyla biz hekim olarak buna dikkate almak zorundayız. Ve insan evrenle kurduğu algısal ve anlamsal ilişkide tatminkar ve dengedeyse sağlığını sürdürür. Yani ben ölünce ne olursa olsun hiç ilgilendirmiyor beni demek mümkün mü? Ben diyemiyorum doğrusu. Ama bunu anlamlandırırsak ve kendi vücudumuz için faydalı mesajlara ve anlamlara dönüştürürsek o zaman işte iyileşiyoruz. Ve insanın içinde olduğu evreni anlamak, anlamlandırmak yaşama içgüdüsünü ve iyileştirmeyi tetikler. Yani insanın anlam arayışı denilen bir kitap vardır biliyorsunuz. Victor soyadını şu an hatırlamıyorum ama orada da birçok hekim bunu vurgular. Ve bunu biz tabii bilimle kanıtlamak istiyoruz. Ve bu bilimi yaparken de aynen kitapta olduğu gibi merak yaratmaya çalışıyoruz. Merak olmaksızın bilim ilerlemiyor. Olmaz. Ve bu alanda da merak etmek önemli. Önemli ve hayal etmek önemli. Ve Newton fiziğinin ötesine geçerek kuantum fiziğiyle birlikte tıbbı yorumlamak çok önemli. Şu an Newton fiziğindeyiz.
gençlerimize biraz daha bu konuları öğrenmeyi öneriyorum. Ve hocam biraz beyin yaptık bugün. Yaptık değil mi? Bunları bölerek de anlatabiliriz evet. Bence. Beyin yaptık sevgili ama. Sevgili dostlarım beyninizin kıvrımlarının biraz yandığını hissediyorum ama çok önemli. Bu olması gerekiyordu. Gerçekten bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı için Profesör Doktor Yelda Öztürk hocama çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sizinle daha epey program yapacağız. Bu böyle görünüyor. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.